Şimdi size yorumsuz park sensörünün nasıl çalıştığını göstereceğim. Aracı çalıştırıyorum. Normal mode entered. Evet, çalıştı. Şu an ısınıyor. Isınma kısmını size hızlı geçeceğim. Isınma işlemi bitti. Şimdi vitesi D'ye alıyorum. Gaz hafif dokunup çıkıyorum yerimden. Şu an düz bir çıkış yapıyorum. Şöyle sola dönüyorum. Sola dönüyorum. Çok sola döndüğüm için kamera açıldı. Şu an herhangi bir şey ötmüyor. Sadece geri vitese takıyorum. Bakalım ne olacak. Geri vitese taktım. Araba ötmeye başladı. Neresi ötüyor? Ön sensör ötüyor. Az önce ötmüyordu. Geri vitese taktım. Şu an geri çıkıyorum. Evet, arkadaki arabaya yaklaştığım için uyarı veriyor. Kırmızı oldu. Şimdi ileri taktım. Düz çıkıyorum. Şu an düz çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Tabii önüm müsait oldu. Artık ilerliyorum. Sensörün çalışma şekli böyle. Otoparka geldim. Şu an araç dönecek dönmeyecek anlamıyorum. Böyle duruyor. Mecburen buradan bu tuşa basıyorum. Sonra bir anda burası çok yakın olduğunu söylüyor. Gidemeyecek. Geri alıyorum. Sonra düzeltiyorum. Şu an içeri giriyorum. Bayağı dar bir yer. Sonra geçtim. Şöyle yerime doğru gidiyorum. Hızlanıyorum birazcık. Hop, otoparkçı diyor ki buraya gelme. Hemen geri alıyorum. Normal park rutinimi gösteriyorum size yorum yapmadan çok fazla. Araç nasıl park edilebiliyor sensörler kullanılarak. Geriye taktığım için ön sensör çalıştı. Şu an P'ye taktım. P'ye takınca sesi kesiyor ama göstermeye devam ediyor. Aldım burada. Geldim. Arabaya tekrar bindim. Emniyet kemerini takmadığım için freni salmıyor. Şu an fren emniyet kemeri taktım. Şimdi gaza bastım. Yürüyor. Kapatmana gerek yok hemen ya. Evet. Şöyle yaklaştım. P'yi alıyorum. P'yi aldığında susuyor. Sadece gösteriyor. Ama tabii bu geri vitese taktığım için veya şuradaki düğmeye bastığım için ön sensör çalışıyor. Kendiliğinden aktif olmuyor.